Sevgili izleyicilerimiz, Böyle Hayat Yolu programında köyden köye gezerken nereye geldik? Bugün çok güzel bir köydeyiz. Kars'ın Selim ilçesinin Kekeş köyüne geldik. Kekeş köyünde şöyle güzel muhabbetler olacak. Burada bir annemiz var, çok güzel yemekler yapıyor, yöresel. Herhalde bize bir sürprizi var. Biz çok seviyoruz kazı dedik. Kaz pişirmiş bize. Kazını yiyeceğiz, yemeklerini yiyeceğiz, sohbet edeceğiz. Ve misafirlerle sohbet ettikten sonra köyümüzü tanıyacağız. Köydeki böyle İnsanlarla eskiye doğru muhabbetlerimiz olacak ve hayat hikayeler dinleyeceğiz. Ben fazla böyle sözü lafı uzatmadan yavaş yavaş annemin yanına doğru gidiyorum. Evet, şöyle annem herhalde burada, sesi geliyor içeride. Yavaş yavaş şöyle biz içeri doğru girelim. Selamünaleyküm. Kameraman arkadaşım da annemi görsün. Biz böyle dediler ki burada çok güzel kaz yemekleri yapan, yöresel yemekler yapan bir annemiz var. Biz de çok merak ettik, senin yanına geldik. Seni tanırım, babanı tanırım, hep sizi izlerim. Başım gözüm üstüne geldi, hoş safacağız. Hoş bulduk anneciğim. Biraz bugün seni yoracağız. Hiçbir yemek şey falan yapıyorsun burada. Biraz şey, ben de hani sesim biraz kısık gelirse boğazım alır, sarmışım boğazımı. Evet anne, bizde şimdi ne var, menüde say bakalım. Şimdi bizim bu, ben kahvaltı hep veririm. Biz kendi şey yerimiz var, tamam. Kuruklarımız var, kahvaltı veriyoruz. Bu ne anne? Bu kuşburnu. Ha, kuşburnu. Kuru kuşburnu. Biz bunu Bedir abiyle beraber 70 baş günü dağında toplamıştık. Ayının yuvası olduğu yerde. Nasıl? Ayı yuvası var. Ayı yuvası var. Ayı yuvasının olduğu yerde getirdik, topladık. Kendisi ormanlık ya ki bir fidanlık. Orada hep kurt ayı yuvası. Biz de burada. Haydi ne zaman topladınız mı? Rahmanirrahim dedim. 10. ayın sonunda. 10. ayın sonunda topla. Şimdi bak bu bunların ikisini ben elma reçeli. Elma almışım, elma reçeli yapmışım. Bunlar elma reçeli. Evet. Bunlar da bak, bundan bu siyah, bundan bu.
Bunlar kuşburnu reçeli. Bunların ikisi siyah olduğu için kuru kuşburnu da yapmışım, bunda yapmışım. Bak evet. Nasıl kuruyor. Yani bu hale gelmiş diyorsun. Kuşburnu da ondan yapmışım, kaynatmışım bayağı yani. Evet. Bir gün zahmetini çekmişim onu. Bunu bundan yapmışım. Bunlar ikisi bu. Bu da tezesi yani. Bunu hiç kendiliğinde kurmuş. Bak elim bu. Şey değil yani. Evet. Güneşe koymamışım bunu. Bunu güneşe koymadığım için sesini görürsün. Bak bunun sesi az çıkıyor. Evet. Bunun sesi az çıkıyor. Bir de ona bakalım sesine. Bak, bunun sesi cebim. Evet. Bu güneşsiz evet. Kurumuş. Bu güneşte kurumuş. Bundan. Bak bunların ikisini bundan yapmış. Evet. Bu kuşburnu da. Yaş biraz şey elin verirsin. Bak elinde ezi. Evet. Burada şimdi onun aşamasına gelecek değil mi? Kurdu. Kaynarı buraya koymuşum. Donmuş evet, bu. Tamam. Bu da yapılacak. Bak çiğidi üstünde. Bunun da çiğidi fark edersin. Çiğidi üstünde. Elekte geçecek. Elekte geçmemiş. Çiğidini fark edebilirsiniz. Gördüm evet. Değil mi? Bak donmuş ben alamıyorum. Doğru. Fark ettin çiğidini. Gördüm evet. Buna çiğidi çıkacak. Yıkadım. İçeride söbeği kurdum, sacda kavurdum. Bunu da o içerideki taşta çekerim, ince ince çekerim ama kaç kere çekerim. Belki 10 sefer çekerim, elirim, tekrar elirim, tekrar. Bu da bu hale gel, bu kavut. Bu da onun unu. O da onun unu. Bu da onun unu, eledim ya, kavutun unu. Bak şimdi, az bir dakika ben sana kokutturayım. Şimdi bak, bunun kokusuna. Evet. Hangi evet. Kokusuna? Şimdi bunu böyle unu yesen çiğ değil yani senin karnın ağırtmaz çünkü hani pişmiş ya. Öyle bir tadalım yani. Aynı leblebi tozu. Aynı öyle. Bu da bizim hani şehirdekiler çeşkektir ya. He. Biz de buna haşil deriz. Sen bilmesin ama. Meşhur haşil bu değil mi? Şimdi bak bunun şey üstünde bak. Bak tozu nasıl toz çıkıyor bak. Bunun yapılmışını da ben şimdi ekranda göstereceğim. Bunun nasıl yapıldı yani son halini. Şimdi bak ben hüflüyüm. Bunun kabuğu üstüne ben bunu taşta elimle yapmışım. Eski model gibi. Bak bunun şimdi şeyi üstüne bak. Ha. Bak tozunu gördün mü? Evet. Bu taşta çekilmişim. Bunu haşır yapıyorum. Ha. Bak bu un gibi olmuş. Bu un gibi bak. Un gibi. Bak elim un oldu. Bak bu beyaz. Bu daha ondan biraz kapalı. Bu daha kapalı bak. Evet. Bu kavılcanın çekilmişi. Gaz etinden çok güzel olur. Şeker hastalıkları hastalarına da çok güzel olur. Bak, şimdi bunlar çok güzel ama burada çok kıymetli bir şey daha var yani. Bizim hazinemiz en hazinem. He? Benim sen en hazinem. En hazinem, en mal varlığım. Allah pis nefiste korusun. İnşallah nazara gelirim yukarıda. Mal baksana, varlığım yukarıda. Şu anda bunlar bir çeyrek altından daha kıymetli. Doğru mu biri? Onlar ya çok. Bir de çok, mesela çok görüyorum kurutulmuş gazdan ama bak pırıl pırıl tertemiz yani. Bunlar böyle çok güzel. Ben bunları çiğ çiğ yerim yani. Şimdi onların birisini pişmeden. Dolapta, dolaba koydum. Şimdi annemle kazı inceliyoruz. Bu kurutulmuş. Bunun da bize kurutulmuş, bir hikayesini anlatsana. Kurutulmuş kazı. Kazın da. Şimdi kazlara başlamışım bakmaya. Üreme ayları Şubat'ta. Yumurtlamalar. Yumurta zamanı Mart'ta. Nisan'da düşüyorlar hani kuruşkaya. Ondan sonra da yavruları inşallah çıkar. Benim şimdi bu an için tam 9 tane kazım var, ana kazım. 8 tanesi anne, 1 tanesi baba. Şimdi bu yaş iken mesela 2,5 gelebilir ama kuru değil mi gelmiş. Şimdi bunu tadıyla başka ben tandırda yapacağım. Onu bu kaç kilo gelir diyorsun şimdi sen? Taş patlasın 2 kilo. Öbür kazların ama bak kolun şey budunun biri, budunun birinin bir başı burada, bir başı burada. Butları çok uzun, boyunları çok uzun. Evet. Ben orada başkışta bak boyunları orada hep kurutmuşum içini, dişini, her şeyin kafalarını. O ne? O da en baştaki ha, yağ en mı? Baştaki de kuyruk yağı. Kaz yağı da? Yok kuyruk yağı, kuyruk koyun ya. Kuyruğu. Bu onun mesela bu önce çıkıyor ya. Evet. Önce yaz başı çıkıyor ya, bu da böyle güzel doğru. Bunları kaynatıyorum. Haziranın sonuna doğru bunları kaynatıyorum. Kaynatıyorum sabahları aç karnına. Bak, nasıl temizdir baksana. Bu nedir? Ne anlamış şimdi bu? Evvelik kurusu. Evvelik kurusu bu. Evvelik kurusu. Bunun da çayı, yani çorbasını yapıyorsun ama çayını yaparsan bak sabahları bu kadar. Tamam. Dersin ki ben şey ısırgan çayını içtim. Biz var. Bunlar hani şey bazen alırız ya ki bitkileri ama gerçeği bu. Orijinali bu evet. Orijinali bu. Kazı unutmayalım. Kaz fırında tandırda mı şu an? Haşlanıyor tandırda mu? Tandırda değil. Ekmek pişireceğim. Heh. Ondan sonra kaz haşlanıyor. Geçelim biz o zaman o tarafa yavaş tamam, yavaş. Buyur. Geç buyur anneciğim.
Evet sevgili izleyicilerimiz, programımıza devam ediyoruz. Nereye geldik şimdi? Önce bir annemle girdik, ne yaptık? İçeride kilerde ürünlerimizi tanıdık. Yöresel ürünlerimizi tanıdık. Kazımızı gördük. Anne sabahtan beri ne yapıyor? Çalışıyor. Bir anda tandırda kazı yapacak. Ondan sonra içeride hazırlıkları var. Dedim 2 dakika bir çay içelim. Bir gönül muhabbeti yapalım. Sobada biz ısıttı böyle. Üşüdük çünkü. Şöyle anneme ben mikrofonu şuraya takacağım. Önce biraz da kendinden bahsetsin bize. Yemekleri falan, kazı falan gördük. Biraz da kendi hayatından. Bugünden bahsedelim. Geçmiş zamanından, eskilerden, İnşallah. Bugünden bahset. Sonra eskilerden de bahsedersin. Bugün bayağı yoruldum. Sen kaç yaşındasın anne? Ben 60'a girmemişim. 58 yaşındayım. 58 yaşındasın. 58 yaşındayım. Amca yaşıyor mu? Amca sene ömür. Allah rahmet etsin. 7 yıldır. 7 yıl mı oldu? 7 yıldır amcadan ayrı. Eşimin ne zaman desem eşimin 20 sene öncesi o zamanki hayatlar hiç bulunmuyor. Eşimle beraber bir şey de olmasaydı bir ufak patates, bir böyle yavan çay, ekmek onun huzur, yani. Huzur değil mi? Huzur daha huzur. Huzur, ömür, her şey. Evet, şu patates yani boş, kuru ekmek de yesen. Kuru ekmek de yesen, kuru ekmek de yesen onun yerini bir şey tutmuyor, etmiyor. Nasıl desem belki 20 kilometreden daha uzağa yazın gidiyor, el tırmığıyla tırmık yapıyorduk. Kış olurdu, koyunları vardı babam günü, koyun altını kesirdi, karla çok uğraşırdık. Birkaç senedir kar fazla kalmıyor. Eşimin zamanı, eşimin genç zamanında çocuklar küçüktü, 3 tane çocuğum var, onlar küçüktü. Öyle kar yağırdı ki inan ki böyle sene ne diyeyim, duvar boyu. Eşim de hızakçılık edirdi, hızakçılık yapırdı kışın. Bugün seni anlatayım. Sabah namazına kalktım. Ha. Allah kabul etsin namazımı kıldım. Annemin bir günü nasıl geçiyor? Bak iki tane kazı koydum. Selçuk'un bugün grubu var saat 1:30-2'de. Aynı zamanda burada misafirler yemek yiyor. Gruplar, yemek yapıyoruz, gaz yapıyoruz, kahvaltı veriyoruz. Evet. Kazı koydum kaynara 2 tane kazımı koydum söbede kaynıyor. Şimdi onları tandırda yapacağım. Gelinle mantı sardık. O şey hamur yaptım, tandıra ateş attım. Daha ne yapacaksın anne? Gel abi biraz yaklaş. Sevgili izleyicilerimiz, annemizi niye gönderdik içeriye? Çünkü yetişmesi gereken işler var. Şimdi yemek pişiriyor içeride. Yemekten ziyade tandır mandırı kafası karışık. O arada bir misafirimiz geldi. Konak, burası konak evi. Yaşar Bey ama bir göster o elindekinde. Bu Yaşar Bey sazıyla geldi. Meyidir. Meyiyle geldi. Bu da şey. Sipsi. Yaşar abi kendini bir tanıt önce bize. Ben 1992'de Ardahan Göle Koyunlu köyünden geldim. İşte Laloğlu köyüne geldim. Selim Laloğlu köyüne, Kars Selim Laloğlu köyüne. Çobanlık yapıyorum. Davara mala giderim tanayı. Abiye kurban. İşte şeyde de kışında böyle Allah devletimize zaval vermesin. İyi ki varsınız. Allah yardımcınız olsun. İşte iş bazen okulda çalışırım. Evet. Bazen de... Bu mesleğe nasıl başladın? Buna ben davara gidirdim. Bir tane arkadaş vardı, çalırdı. Ben de ona baka baka yaptım. Önce bu zivandan yaptım. Bu sipsi, Kanteper, sipsi. He. Sipsi. Evet. Bunu burada bu bölgede çok çalmazlar ya. Aslında bu evet. Ege değil mi? Ege şeyi. Aha. Bununla mı başladın? Kendin evet. Yaptın ha bunu şimdi? Bunu kendim yapıyorum. He. Thank you.
İçimde bir yara vardır, sarılmaz ki sarım kardeş. İçimde bir yara vardır, sarılmaz ki sarım kardeş. Buralarda durmak zordur, durulmaz ki duram kardeş. Durulmaz ki duram kardeş. Durulmaz ki duram kardeş. Buralarda durmak zordur, durulmaz ki duram kardeş. Durulmaz ki duram kardeş. Durulmaz ki duram kardeş. Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ediyoruz. Diyor ki içimde bir yara vardır. Evet. Yarılmaz ki. Yarılmaz ki yaram kardeş. Sende var mı öyle bir yara? Ya, İçinde yaran var mı? Çok. Çok var. Bir dertlik var ama değil mi şu anda? Ya, bir üzgünlük var. Ne derdin var abi mesela? Benim ne derdim var abi var? Kurban. Abimi genç yaşta kaybettim. Allah rahmet etsin. Bir tane abim de kayboldu. Yani 30-40 sene var elbise. Sen evli misin abi? Evet. Evliyim. 3 tane çocuğum var. Kaç yaşındasın? Ben şimdi 49 yaşındayım. 49 yaşındasın. Biraz yani saçlar maçlar gitmiş ya sanki biraz da çile çekmişsin. Ben değil çok mi? Çile çektim. Evet. Böyle ama iyisin gene maşallah ya. Sağ ol. Sen bütün şeyi bunlara döküyorsun değil mi? Bütün bunları döküyorum. Hüzünlerini, duygularını. Abi. O öbürü de mey değil mi? Bu da mey. O daha dertli değil mi? Bu da dertlidir. Bölgede şey var, gelin çıkartma, gelin çıkarken çalan çaldıkları bir müzik evet. Var. Evet. Değil mi? Onu nasıl çalıyorlar? Zurna lazım. Zurna ile genelde. Evet. Ama ben zurna ceketin cebinde görüyorum şu anda bak. Evet. Kameraman arkadaşım dönsün. Evet. İşte böyle olmalı. Zurna, evet. Düdük, sipsi, mey, hepsi var. Eski zurnaya benziyor herhalde değil mi? Emekler. Bu eski zurna. Geçen de bir düğün vardı şeyde çalırdım. Bu Selim'den Gürbüzler'e gitti. O da öyle nasıl yanlışlıkıyla oturdum. Kırdın. Birden buradan kırıldı. Sevgili izleyicilerimiz, Yaşar abi bize mey çaldı, zurna çaldı. Ondan sonra kendi yaptığı bir enstrümanı gösterdi. Evet. Onu da çaldı. Teşekkür ediyoruz. Bizim kulaklarımızın pasını sildi. Biraz da muhabbet gerek. Böyle konak evinde meclis toplandı. Tam istediğimiz de buydu aslında. Ben hemen gelen misafirlerimiz şuradan başlayacağım. Bir hoş geldin diyelim ve kendilerini tanıyalım. Nereye geldiniz şu anda? Burası Kars. Neresi? Kars mı? Güzel mi Kars? Evet. Nereden geliyorsunuz peki? İstanbul. İstanbul'dan. Üşüyor musun?
biraz. Kar yağacakmış yarın. Yağsın mı? Yağsın. Karı seviyorsunuz değil mi siz? Çok seviyorum. Tamam. Peki biz buradan arkadaşına da selam gönderin. Kameraman arkadaşımıza. Evet abicim, seninle başlayalım şöyle. Ben Muharrem Gökçe, Kars Arpaçay Meydancık köylüyüm. Ejder abi sağ olsun bizi iyi gezdiriyor, misafir etti bizi buraya. Evet. İyi bir gezme programı düzenledi. En son durağımız herhalde burası. Buradan sonra da kısmetse İstanbul'a geri döneceğiz. Ve hemen buradan misafirlerimize devam edelim. Hoş geldiniz sizler. Hoş bulduk. Adım Ağacanur. Evet. Biz de İstanbul'dan geldik. Öyle. Nasıl buldunuz burayı? Gayet güzel, çok güzel. Her sene geliyoruz zaten. Ha, tabii zaten. Her sene geliyoruz biz. Evet. Peki sizleri de tanıyalım. Merhaba, ben Eylül. Kardeşiz. Öyle mi? Abla kardeşi. Evet. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizi de şöyle bir tanımış olalım. Merhaba, ben Aslıkaya. Benim ilk gelişim Kars'a, ilk defa geldim. O zaman sizin için de yani size sormamız gerekiyor. Beğendim. Çok mi? Güzel bir yer. Biraz soğuk ama güzel. Soğuk değil beğendim mi? Evet, çok güzel bir yer. Kar yağmadı. İnşallah kar yağarsa daha evet, güzel olacak. Evet, kar yağar inşallah. Ele soyuktu ki canımız da kızmır. Dur, burası güzel. Şimdi bir daha söyler misin? Ne dedin sen az önce? Ele soyuktu ki canımız da kızmır. Evet, tam güzel bir şiveyle söyledi, buranın şivesiyle. Ama sobanın önüne de oturmuşsun yani. Peki sizleri de bir tanıyalım. Merve Sarıkaya, abla kardeşiz. Benim de ilk defa Kars'a gelişim, memleketime. Çok güzel buldum. Çok sakin bir yer. Tabiatı da çok güzel ama çok soğuk. Ben Ali Eşref Sarıkaya, Hacı Kerem Sarıkaya'nın torunuyum. İstanbul'dan geliyoruz. 40 yaşındayım. İlk defa Kars'a geliyorum. Çok güzel bir şehir. Bu zamana kadar gelmediğimize pişmanız açıkçası. Ama sizinle tanışmak da ayrı bir güzellik. Yani böyle bir güzel köyde sizinle karşılaşmak da bambaşka bir heyecan verici bir durum yani. Sağ olun. İzliyor musunuz bizim programı? İzliyoruz üstad ya. Biz bazen diyorlar ki işte biz gitmediğimiz için görmüyorlar diyorsunuz ya, 40 senede ilk defa geldim. Evet. Sizin programlar sayesinde gördüğümüzü, işte köyleri görüyoruz, çok özlüyoruz. Bazı anneler ağlıyor hasretle, yurt dışında yaşayanlar falan. Şey ya. Köylerini görüyorlar. Bazısı da bana geçen bir köyde dedi ki, oğlum dedi çok istedi, emekli olduk dedi biz. Köye yerleştik, sizin programları göre göre böyle köyü göstere göstere bizi gurbetten kurtardınız falan. Çok hoşuma gitti yani. En güzel abi ya, biz de en yakın zamanda İnşallah. Geliriz Allah'ın izniyle tekrardan ya. İnşallah. Çok çok şanssız yani karşılaştığımız için. Sağ olun. Mustafa Gökçe, Kars Arpaçay Meydancık Köyü. Meydancık, evet. Herkese selamlar. Her şey görünüyor zaten. Kafadaki nedir abi? Papak mı? Papak. Bayağı sıcak tutuyor değil mi o insan? Çok sıcak. Ejder abi sen de hoş geldin. Abi hoş bulduk. İkimiz de biraz yapma olduğum için sığmıyoruz herhalde. Herhalde biz ikimiz tek kazı yeriz herhalde değil mi? Aynen, biz de bıraksan abi. Şöyle. Ben şöyle mikrofonu şöyle asayım. Tabii abi. Önce sen kendini tanıt abi. Abi ben de Kars Arpaçay Meydancık Köyü'nden Ejder Gökçe. Ben de İstanbul'da yaşıyorum. Dostlarımla, kardeşlerimle, arkadaşlarımla hep beraber geldik. Özellikle gençler için bu Kars ortamını bir tanısınlar, görsünler. Dün gittik kızağa bindik işte Çıldır Gölü'nde. Öyle mi? Tabii. Şimdi istikamet orası. Biz sizden yarın bir adım olacak. Öndeyiz. onun haricinde yine gittiler, ozan dinlediler ve çok hoşlarına gitti. Çok memnun kaldılar. Aşıkları dinlediler. Tabii bugün de nasip oldu işte kaz yiyeceğiz, at bineceğiz. Selim'in Kekeç Köyü'nde çok harika bir etkinlik. Çok harika ya. Bir şey. Yani böyle olması lazım, yayılması lazım. Hani ben eskiden Kars bir marka şehirdi. Evet. Bir yitirmişti ama şu an ben bugün Kars'ta kalenin altında bakıyorum. Ya öyle bir gurur duyuyorum ki çok turist oluyoruz. Evet. İnsanlar hep yabancı insanlar. Vallahi biz size çok teşekkür ederiz. Kars'ın kültürünü siz olun, Bedri abi olun. Allah razı olsun. Yani evet. Kars'ın böyle kültürünü tanıtmanız, yaymanız. Tabii. Hani sizin de çok büyük, çok büyük ama bizim köye gitmemişsiniz. Neydi? Meydancık. Meydancık köyü. Onu söyleyecektim. Küreklere gitmişsiniz. Küreklere yakın mı bunlar? Yakınlar. O zaman gitmemiz gerekiyor. Yakın. Çok yakın. Atlamışız yani. Orayı. Tabii. Şimdi az önce biz mey dinledik, işte zurna dinledik falan. Hatta bir oyun falan oynandı. Oyun havası çalındı da oynayan kimse olmadığı için oynayamadık. Oyun önemli değil. Böyle bu cemaatte, bu mecliste böyle bir sesi güzel olan, bir şiir okuyan, öyle bir meziyet olan birisi var mı? Vallahi öyle değil de çok güzel oyun oynayan bir abimiz var. Öyle mi? Evet. Harika. Burada. Vedat abimiz Vedat var. Vedat abi en son oturmuş. Evet. Vedat abimiz çok harika. Lütfen. O zaman Vedat abi yanına geliyorum. Hemen sizi tanıyabilir miyiz hocam? Bahadır ustam. Suriyelidir. Öyle mi? Heh. Evet abi. Aha sen Suriyeli. Siz nasıl buldunuz Kars'ı? İlk defa mı geliyorsunuz? İlk defa geldi. Güzel ama. Peki siz de hoş geldiniz. Baha da diyormuş şimdi. Elese yok, elese yok. Söyleyebilir abi yani. Mehmet Ali Sarıkaya benim ismim. Ejder kardeşim sağ olsun. Yani biz kan bağıyla akrabayız. Biz her sene buraya mutlaka gelmeye çalışırız. Yani Aralık ayı olur, Şubat ayı olur, Mart ayı olur.
bir buraya sefer yaparız yani mutlaka. Yaz ve kışla. Kışın yaparız genelde de yazda bu sene Haziran'da da işte yani niyetimiz var. Çiçeklerin açtığı zaman, yeşilliklerin canlandığı zaman da görmek istiyoruz. Çünkü hep kar gördük, soğuk gördük. Şimdi buranın akşamı ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel. Yani buradaki binalar, buradaki mimari yapı Türkiye'nin hiçbir yerinde olduğunu düşünmüyorum. Benim ismim Mert Sarıkaya. İlk defa Kars'a geliyorum. Çok güzel bir yer. Babam sağ olsun, Ejder amcam sağ olsun geldik biz de buraya. Yani ilk gelişim ve cidden hayret içinde kaldım. Az böyle gelirseniz. Yani çok sen güzel yapayım. Bir yer, böyle aydınlık bir yer. Hem sabahları da geceleri de çok güzel bir yer Kars'ın. Ben çok sevdim. Ancak soğuk yani. Dışarıda pek kalamıyoruz. Kafandakini nereden aldın? Bu da Şapkacı'dan aldım. Şap, burada Kars'tan mı aldın? Yoksa öyle hazırlıklı mı geldin İstanbul'a? Yok yok, yok. Hep biz Kars'ta donandık. Bak hep. Sen bizim için çok önemlisin. Dediler ki Vedat abi çok güzel oynar. Ya çocukluğumuzdan beridi. Öncelikle Hayat Yol izleyicilerimize buradan selamlarımı ileteyim. Ben Karslıyım. Çocukluğumdan beri Kafkas oyunları oynamaya çalıştık ama profesyonelce değil. Düğünlerde, derneklerde evet. Oynadık. Daha önce böyle bir şey yapmadık yani. Geliyorduk anamın evinde ne varsa onları yiyip gidiyorduk. Şimdi anam pişiriyorduk kazı. Şimdi böyle bir etkinlikte evet. Kaz yiyeceğiz bakalım. Tadını. Ben kazın ta işte başında kurutulmuş halini falan gördüm. Yani gerçekten güzel bu. Annemiz de güzel yapmıştır. İnanıyorum yani. Şimdi tadına tabii Ejder sonra. Getirmişse mutlaka evet. Güzeldir. Şimdi Ejder abi varsa sorun yok. Evet. Kimin sesi güzel? Benim değil. Kesin değil. Ha? Ben kesin değil. Valla bence birinizin sesi güzel. Ayben'in. Ayben'in güzel. Ayben. Şiir ben de falan. Elim. Şiir falan. Şiir çok bilmiyorum. Bilmiyorsun. Kafandaki ne senin? çok güzel. Bunu da Kars'tan aldın değil mi sen? Evet. Yakışmış ama sana bak. Teşekkürler. Sende de var. Peki o zaman biz şimdi çok sıkıştırmayalım türkü şarkı diye. Ne yapalım? O zaman bir şöyle arkadaşlarına selam gönderelim, veda edelim, bay bay edelim. Kime selam gönderiyorsun? Anneme, arkadaşlarıma. Okuldaki arkadaşlarına. Evet. Dede de var değil mi? Evet. Anneanneme, dedelerime. İzleyecekler seni o zaman. Evet. Bay bay edelim, selam gönderelim. Sen de selamını gönder. Arkadaşlarıma, okul arkadaşıma, öğretmenlerime selam gönderiyorum. Selam gönderiyorsun. Tamam. Ve o zaman biz ne yapıyoruz şimdi? Yavaş yavaş. Oyun davul zurna devam ediyoruz. Sallana sallana çeşme başında, sallana sallana çeşme başında, tarayıp saçlar yan terekeme. Ahudu ceyrandı güldü çiçekti, ahudu ceyrandı güldü çiçekti, titretti yüreğim yar terekeme. Terekeme istedim.
Şimdi biz baş kahraman Kaz dedik. Kaz'ın yanına geldik. Şimdi sen hem çalış hem de bize anlat. Ne yapıyoruz şu anda? Kaz erkenden, kazı çok düzlerim ya ki. Heh. Erkenden kalktım, bir saat suyun içinde bekledim. 2-3 sefer suyunu değiştim. O kaynadı, buraya geldi. Ondan sonra kaynara koydum, kaynadı, suyuna pilavı döktüm. Haydi bismillahirrahmanirrahim, Allah bereket versin, yem misafirlerime afiyet olsun. Önce bulgur pilavı. Bulgur pilavımızı attık. Bulgur indirdik yani. Bulgur indirdik. Burada bir taşım var, alayım. Kazım iki taneydi, birini evde. Tamam. Şimdi onu damlayacak değil mi? Önemli olan o. Damlayacak. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar. Bu kadar. Biraz kızardı mı? Yağı damlayacak, çıkaracak, servisimizi yapacak. Evet. Zaten bu sıcaklık yeterli yani. İstanbul'da öğrenciler gelmiş. Tabii şimdi onlar kaz yiyecekler. Takdir aldıkları için gelmişler değil mi? Hediyemiz Allah'ın kaz olacak değil mi? Hediyemiz İnşallah. Kaz. Şimdi hemen 5 dakika sonra çıkaracağım. 5 dakika sonra yemeği hazır yani. Yemeği hazır. Zaten şimdi kokular başladı. Damlamaya başladı herhalde. Tamam, damlıyor zaten, damlıyor. Maksadımız onun yağını alacak yani. Tamam. Peki, teşekkür ederiz. Sağ ol. Haydi anneciğim, eline sağlık öncelikle. Kazımızı yedik. Afiyet olsun. Güzeldi tadı. Evet, çok güzeldi vallahi. Bu kazın tadı için kazı değil. İşte o kazlar bu kazlar. O kaz ana kazı. Bunlar çok yiyorlar mı böyle? Çok yiyorlar. Atınan. Günde bundan ne? Bundan hiç vermesen 5-6 tane vereceğim. Ben bir tane sandım ondan. Şubat'a başladık mı? Arpa vermeyeceğim. Ekmek vereceğim. Ha. Hani üremeleri için yumurtaları test toplasınlar kendi. Maşallah büyük bunlar. Bunlar anne baba, yavru değiller. Ha, bunlar anne, bunlar baba. Anne baba. Bunlar anaç yani. Anaç. Bak bu baba. Bu baba. He. Onlar anne. O da paçalı horozumuz. O da paçalı horoz. Böyle bunlarla vakit geçiriyoruz. Bunlarla vakit geçiririk. Böyle gelen gidenimiz hep olur. İnan ki bize. Ben sanki kahvaltı yapmamış gibiyim ha. Saat kaç? Bu saatten sonra hamur yapacağım. Dön o tarafa anne. Daha senin çalışman bitmedi diyorsun. Daha hele çalışman bitmedi. Hele şimdi tandırda ekmek pişireceğim. Şöyle hatırlayalım o videoyu, o görüntüyü hatırlatmak için seyircilerimize. Biz tamam. Şimdi o görüntüyü bir izleyelim. Sonra yine programımıza devam edelim. Tamam. Anam sandı, babam sandı. Keşke o günler olaydı. Emim dayım hepsi vardı. Keşke o günler olaydı. Ah olaydı, ah olaydı. Anam babam sağ olaydı. Çayıra dikme ekerdik. Tarlada tırpan biçerdik. Öküzlene ekin ekerdik. Keşke o günler olaydı. Yedi kardeş bir de bacı. Anam da kurardı sacı. Yaylaya yüklerdi göçü. Keşke o günler olaydı.
Nedir o? Suyumuz da ceryanlı. He bak ne yapıyorsun şimdi sen? Şimdi burada ceryan suyunu açacağım. Şebeke suyumuz orada. Gazlar şimdi gelip burada su içecek. Evet. O kaydı kaydı kaydı. O kaydı kaydı kaydı. Susamışlar, arpalarını yediler, susadılar, şimdi suya gelin. Bak bak bak, çok güzel şey. Bunlar böyle ısırıyorlar da bazen yanlarına gittiği zaman. Isırıyorlar, eski baba kazı yani 5 yaşındaki baba kazım vardı, onu bu sene kestim. Hı-hı. O baba kazı yavrudur, ısırmayı bilmir. Öyle mi? Ha, seneye başlar ısırmaya, yavrudur hele ısırmayı bilmir. Kovalıyor insanları. Biz şimdi onlar sizi ısırmıştı, erkek olan baba sizi ısırmıştı. Baba şimdi bu, yavrudur hele ısırmayı bilmir o. Oh, no. Yaşar abi. Biraz da annemle bir sohbet edelim, evet, sonra yine devam edelim. Olacak. Şimdi Yaşar abi, bıraksak sabaha kadar çalar. Doğru mu? Evet, doğru. Doğru. Yaşar abi, şimdi tandırdayız. Anne, burada şimdi bu eski bir tandır mı burası? Eski tandır. En az yani 15 senelik. 15 senelik değil mi? 15 senelik tandır. Eşim tam bey zamanında kuyuladığı tandır. Yani şimdi yedi yılda size. Allah rahmet etsin. Tamam. Annemin elinde 10 parmağında 10 marifet dedikleri bu işte. Kaz pişti. Mesai daha devam ediyor. Geçtik tandır ekmeği değil mi şu an yaptığımız? Bir ekmeği lavaş çekeceğim. Biraz kütlerimi büyük yedirim akşam. Ama o hamur çok değil mi anne? Çok. Bizde hani evde 10 nüfusu. Devamlı? Devamlı. Haftada 2 defa pişiriyorum ben. He, yeter. Evde 10 çişik var. Anca düşün da. Mesela 10 tenek. Yani fırın mırın ekmek şeyi yok sizde böyle. Değil mi ekmek normal? Bu köyde fırın yok, kimsenin fırını yok. Çok da pişiren yok. Öyle Anlar, mi? Çok güzel hazır alır. Biz de arada hazır alırız. Burada başka yemek kaz pişiriyorsunuz değil mi fırın tandırda? Tandırda kazı pişiriyorum. Söbede kaynatırım. Hı hı. Tandırda kazın suyuna bunu pilavı atarım, tökerim. Kazı da tandırda kızartırım. Başka ne yapıyorsunuz tandırda kazarıcı? Kazarıcı kete de yapıyorum, tandırda fetir yapıyorum. Ekmeği yapıyorum, her şeyi yapıyorum. O şey, peynir böreği demiştim ya yapacağım. Hı-hı. Onu yapacağım, şimdi size tandır atacağım. Tamam. Ondan çoğu her şeyi yapıyorum tandırda. Biz ama de... şöyle de bir şey var, bu duman seni rahatsız ediyor değil mi yani? Boğazım ağrır, duman bizi rahatsız eder. Her şey yani bir tek bende. Köy karıları hepsi yani bizim, bu bizim çilemiz. Çile evet. Torpağın altına girene kadar bunu çekecek. Evet. Her şey el uzanmış. Sizin zamanınızda gene imkanlar iyiymiş değil mi? Şu anda çok her şey pahalandı yani. Her şey pahalandı şimdi. Eskiden yani o kadar eskiden demir her şey kendisi yapıyordular. Bulgur kendileri yapıyordular. Onu kendisi, her şeyi kendileri yapıyordular. Şimdi imkanı ne de bir şey yok.
Nasıl indireceğiz şeyleri şimdi? Yapıştıracak mıyız oraya? Çok su. Bak ateşin içinde yapıştıracak. O da ayrı bir şey ya. Düşmeyecek mi aşağı içeriye? Hı? Düşmüyorlar mı içeriye? Yanmıyorlar. Düşürler de ben içine çalıyorum. Ben 50 senedir pişiririm ben bunu. O demirin bir adı var mı demir? Hangi? Av arkadaki demir. Av arkadaki demir. Evet. İşte tandıra şişi ismi Eciş. He? Eciş. Eciş. Eciş tandıra şişi değil mi? Böyle ekmek düştü. O Eciş tamam. Başka bir şey daha diyorlardı sanki. Repete ne? Repete mi? Rapata. Rapata. Bak biliyorum ya. Rapatamız da burada. Evet, sen de bilir misin abi rapatayı? Rapatayı ben de bilirim. Benim eşim yaptığı için. Eşim de astım hastasıdır. Tansiyon hastası. O da böyle dumana girdim işte ama yine pişirir. Vay be. O zaman öksürür yine. Sen pişiremez misin abi? Yok, ben pişiremiyorum. Niye? Ben beceremiyorum. Beceremez misin? Yok. Sen ama güzel çalıyorsun. Sonra, şeyi, zurnayı, meyi. Sağ ol. Allah yardımcın olsun. Sağ olun. Hele bir tane yine alttan bir çal o zaman abi bir tane. Hasret özünden yürüldü balanam, layla de layla. Geldim kabristan anam, hasret özümden uyan da balanam, layla de layla. Yorulup bedenim neydem, hasret yüzünden uyan da bağlanam, layla de layla. Uyan da bağlanam, layla de layla. Layla 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 layla, anama layla, bir zamanlar bana diyerdin layla. Şimdi ben değilim anama layla. Abi bakar mısın şunun güzelliğine? Ya. Ya. Ne güzel. Sıcak sıcak, taze taze. Buharı üzerinde. Evet, yapıştırıyor, çekiyor, yapıştırıyor, çekiyor. Düşmüyor işte, benim merak ettiğim oydu. Ama kaç derece sıcak bir baksana. Elimiz alışmış. Ya, tabii. Ben elimi oraya koyup dayanamıyorum. Sen oraya elini sokabilir misin tandır? Yok abi, elim dayanmıyor. Vallahi. Vallahi. Belki dayanırsın, alışırsın ya. Yok, bilmiyorum. Böyle yeşil şey... peynir, yeşil güvermiş peynir, dedi, güvermiş peynir gider. Evet. Abi, tereyağı süreceksin. Eriyecek. Evet. Sen ağzın tadını da biliyorsun abi. Peki bir şey daha sana, hadi gitti, bir düştü. Tamam. Bir şey daha sorayım. Tamam. Bunu dürüm yapıyorsun ya. He. Bunun adı ne? Burada dürüme ne diyorlar? Biz. He. Vallahi abi biz şimdi başını ağrıtmayayım, zazaca biz şey deriz. Gude, gude, gude. Google. Google. Peki dürmek mi diyor, dürmek? Google değil. Dürmek. 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 Dürüme dürmek diyorlarmış. Ben öyle duydum. Biz de gude diyoruz. Ne? Gude, gude. Gude. Gude, gude. Zazaca. O zaman bir gude yiyelim mi seninle? Zazaca biliyor musun sen? Ben bilirim. Zazaca Türkçe bilir misin? Evet. Bir kıta söylesene zazaca. Kendisi zaza ya. He mi? Kendisi zaza. Çay berbena, çay zibena, ve çay berbena, çay zibena, derde toçko, mırane vana, name toçko, mırane vana. Oh, 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 oh
Ne dedin, memleketi neresi? İnsanın memleketi ne doğduğu yerdir, ne de karnının doyduğu yerdir. İnsanın memleketi çocukluğunun geçtiği yerdir. Şimdi ben o özlemle geliyorum buraya. Çocukluğumdaki o şen, şakrak, demeler, gülmeler. Hatıraların tazeleniyor değil mi? Olmaz mı abi ya? Bu koku bile seni şimdi et götürdü. Abi çok farklı bir şey. Hele ilk yandığında tender damına girerdik. Gözlerimiz yanardı. Biz onu yaşadık demişti. İşte tabii. Görmemişiz ya. Nefes alamadık falan. Az önce anneme dedim ki bir kadın tandire düşmüş. Yanmış. 50 zaman tarihte. Dedi bizim köyde oldu olay dedi. Bir de öyle dedikten sonra şeyde tendire düştü bizim. Mikrofonun sünger de tendire düştü. O da hatıramız olsun bari. Aynen abi. Bu da tatlı oldu. Mikrofonu kurtardık. Tatlı hatır olarak kalsın. Görek bündükte de düşmüştü bir tanesi. O da tandıra şey koyuyor. Ne? Ekmek mi pişirir? Ne pişirirse o da işte eğilim diyirken. Sen düştün mü hiç abi tandıra? Yok ben hiç düşmedim. Bizde sadece ekmeği pişirirlerdi. Evet. Zaten çocukları tandıra yakın bırakmazlar. Tabii. Sadece çok ekmeği. Tabii çok tehlikeli yani. İnanılmaz derecede. Hemen zaten. Orada böyle yuvarlak ekmek. Hı. O böyle aynı şey fırın ekmeği gibi. Böyle yumuşak. Abi sana bir soru sorabilir miyim? Tabii. Ben şimdi öğrendim onu da. Şunun adı ne arkadaki şeyin? Abi refete. Peki. Biz refete derdik ona. Rafata diyorlar. Tabii şöyle. Rafata. Peki demir nerede? Demir abi, var ya o demir. Eğiş. Eğiş derdik ona. Eğişin arka tarafı şeydir bak gördüğünüz gibi annem göstersin onu. Onu ekmeği sıyırmak için. O üst tarafındaki kanca da şimdi sıyırdı yere düşer değil mi? Kancayı saplar yukarı çekerlerdi. Hepsini çok zamanda güzeldi. Kullanmışlar. Tabii yaşadık abi. Hani böyle güzellikler vardı bu. Şehirde evet abi. Evet kazmak dediğimiz yer tam şu uç kısım. Evet abi. Bak, çıtır çıtır abi. Bizim bak. Çocukluğumuzun cipsi. Şimdi hemen yemek şey görünce heyecanlanıyoruz bak. Bak abi sen istersen sür. Sıcak ya şu anda. Yani bildiğimiz bir yatak yaptık. Yatağın önce sarı yağımızı sonra üstüne çeçilimizi. Ama lavaşın çıtırtısı ayrı bir lezzet. Çıtırtı geliyor mu bilmiyorum ama abi. Canı gelen de, canı çeken de hakkını helal etsin. Bir dür bakalım abi dürmeyi. Abi şöyle. Ama kazmakla fazla dürmek olmaz. Olmaz abi. He şöyle. Abi soğutmadan hemen gidelim içeriye. Evet abi seveni sevdiğiyle kavuşturalım. Seveni sevdiğiyle kavuşturacağız. Sevgili izleyicimiz böyle güzel bir program geçirdik. Gerçekten hem müzik oldu, hem sohbet oldu, hem bir meclis oldu. Yeme kültürü oldu. Annemiz bize çok güzel hürmet etti. Selçuk Bey'in annesi bu arada. Az önce röportajlarımızı yaptık. Şimdi Selçuk Bey'le de finale sakladık sohbetimizi. Buradan da veda edeceğiz. Gideceğiz artık. Çok güzel bir ata sporu Ciritle uğraşıyor. Ben gördüm. Atlarımızı da biraz önce gördük. Selçuk Bey'in atları bunlar. Önce bir kendini tanıtsın bize Selçuk Bey. Ben buyurun Selçuk mikrofonu kendinize alın. Ben Selçuk Başkaya. Evet. Kars Kafkas Atlıcı Spor Kulüp Başkanıyım. Yaklaşık 20 yıl falandır atla uğraşıyorum ama 10-20 yılın 10 yılı vazgeçilmezim. Daha öncesinde vazgeçebilirdim. Şu anki tüm işimiz at. Elimizden geldiği kadar ata sporumuzu yaşatmaya çalışıyoruz. Evet. Burada da görmüş olduğunuz gibi dernek binamız. Burada gelen misafirlerimize kahvaltı, yemek olarak takdim ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Çok güzel abi. Yani burası da güzel tabii ama atları merak ediyorum ben. İki tane at gördük az önce. Bunlar... Toplam 12 tane atımız var. Öyle mi? Sadece 2 tanesini çıkarttık misafirlerimizin binmesi için. Çıkan atların içinde bir tanesi bizim vazgeçilmez atımız Poyraz. 13 yaşında, 9 yıldır bende. Poyraz. Şampiyon bir atımız. Türkiye'de ilk 10'da diyebilirim. 13 öyle. Yaşında. 13 yaşında. Kaç sene daha yaşar abi mesela? Ya atın yaşı arpa. Ortalama 20 yaşında, 25 yaşında at biliyorum yani. Şu an 18 yaşında burada 20 yaşında olan atlar var yani karşıda. Poyraz'ı nereden aldın? Poyraz'ı İzmir'den, Erzurum'dan bir değerli abimiz almıştı. Ondan da ben aldım. 9 yıldır bizde işte her anımız bir Poyraz'da geçiyor. Şimdi mesela her mesleğin tabii bir şey anlama şeyi vardır, şekli vardır. Mesela ben şeye düşkünlüğüm var. Sazı alırım bakarım ağacına tut mu, avuyma tut mu, kaçlıktır teknesi falan. Ata baktığın zaman
Önce neyine dikkat edersin? Ben şimdi ata baktığımız zaman %90 kafasının küçük olmasına ve kulaklarının küçük olması. Kafa ve kulak küçük olduğu zaman o at asil bir attır. Vay. Yani cirit anlamında, binicilik anlamında güzel bir attır. Cirit olayı ayrı, bir de bu at yarışları var ya, yarıştaki atlar ayrı. Bizde şimdi hipodromdaki atlar ayrı, bizim burada da mali yarışlar var. İngiliz atları ve yerli atları. Biz kendimiz yarışta işimiz olmadığı için sadece ciritte kullanıyoruz atlarımızı. Yakın zamanda yine bir etkinlik var sana. Pazar günü at yarışımız ve ciritimiz var. Her pazar günü zaten oluyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ben burada bir ufak veda konuşması olsun bu. Yavaş yavaş yolumuza devam edelim. Bir programın bitişi diğer programın başlangıcı olsun. Çok teşekkür ediyoruz her şey için burada. Bir konak evi burası, konuk evi. Aslında burası dernek lokali binası. Ne derneği abi bu? Kars Atlı Cirit Spor Kulübü'nün. Atlarımızı da gördük, çekimimizi de yaptık, yemeğimizi de yedik. Biz buradan yavaş yavaş başka köylere, sürpriz olsun söylemiyoruz, devam edeceğiz. Nerede kalın? Hayat Yolu programında Yıldız NTV'de kalın. Selim'in Kekeç köyünde Menice nene, değil mi? Menice annemle birlikteyiz. Biz bunu daha öncelerde çektik ama bugünkü misafirimiz sürpriz olsun söylemeyeceğiz. İçeride bir konuğumuz daha var. Böyle kulaklarımızın pas dinleyecek. Bu köy herhalde o da belki ilk ya da ikinci gelmiştir. Çok da sevdi. Şu anda içeride dinleniyor. Zaman vakit olarak da iftardan böyle bir yarım saat önce zamanlarındayız. Annem böyle güzel yemekler pişirmiş. Bizi konuk etti, bizi davet etti. Biz de geldik, hem çekim yapacağız. Hem de halkın, köyün halkıyla bir sohbet, sazlı sözlü muhabbet edeceğiz. Hemen şöyle tekrar anneciğim, nasılsın, iyi misin? İyiyim, hoş geldin, safa geldin, başım gözüm üstüne geldin. Tekrar bir araya geldim. Sürpriz misafirim içeride bekliyor. 14 yıl önce görmüştüm, bir de bugün gördüm. 11 ayın sultanı gelir ya ki Ramazanımız, o da 20, o da 14 yılın sultanı, benim başım gözüm üstüne, onu da içerideki sürprizimin de ellerini öpürüm. Evet, içerideki sürprizin adını söylemeyelim. Adını söylemeyelim, sürpriz olsun. O zaman ne yapalım? Şimdi yemek pişirdin, bize zahmet ettin. Ellerine sağlık senin. Afiyet olsun. Gösterim, önce gazı gösterim. Gaz pişirdim. Evet. Misafirime sürpriz. Tandırda pişiririm. Özellikle Ramazan ayı olduğu için tandırda biraz misafirim de dedi ki zorlanma. Tandırda? Tandırda pişirirdim. Kızar dedim misafirim. Hani oruç olduğu için misafirim, sürpriz misafirim dedi ki tandırda zorlama. Evet. Ben de sövede pişirdim. Çok. Bu gazımız. Bu da tavuk kanat. Ha, orada da bir şey var. Burada da tavuk kanadımız. Onu da fırında kızartmışım. Yanında da soğan. Evet. Bugünkü iftar mı? Bugünkü iftar yemeğimiz. Çok güzel.
Zaten şu baş kahramanımız Kaz bize yetiyor. Celal'im Burcu. Evet. Bu da dolmamız. Evet. Camide geldikten sonra, Kur'an'ımda geldikten sonra Allah nasip etti, hepsini kavuşturdu. Bulgur pilavımız, kazın suyuna yapmışız. Evet anneciğim, eline sağlık. Burada da sanırım özel bir çorba burada var. Burada yoğurt çorbamız. Evet. Bayağı yorulmuş, yorulmuşsun. Şey, sayım 1, 2, 3, 4, 5, 2 çeşit de salata. Evet. 5, 6, 7'yi zor kavuşturabildim. Oh, oh, 7 çeşit. 7 çeşit. Afiyet olsun herkese. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Şimdi. Afiyet olsun. Başım gözüm üstüne geldi. Hoş safa geldi. İnşallah yazın yine tekrar bekler. İnşallah. Kazı nasıl hazırlıyorsun? Heh. Kazı da şimdi nasıl? Kazı nasıl? Bunu hazırlanacak bir şey hakkında bilgi verir misin? Şimdi bunu tüyünü yonarken, ütüsünü yaparken da ilk gazın keserek tüyünü yonuyoruz ya. Evet. Ondan sonra şeyle ütüsünü yaparız. Tüple. İki gün öyle baskıda kalır. İki gün sonra düzleriz. Tekrar yukarı asırız. Killarım var. Önce güneşte kuruttum. Sonra killarda kuruttum. Bu ana gazama bak. Ana gazın boynu da kısa oluyor. Kolları nasıl kısa ara gazı. Hem de islandı. Ondan sonra koydum kaynara. Şimdi böyle hepsini dikeceğim size. Burada. İftarı burada yapacağız biz. Burada misafirlerimiz de var. Evet. Kafkas Haber Ajansı'ndan Bedir Altınok da bizim misafirimiz. Bedir abi zaten. Diğer misafirimizi söylemiyoruz, sürpriz. Tamam. Sofrada söyleyeceğim ismini. Sofrada söyleyeceğiz. Sofrada elini öpüp sürprizimizi açıklayacağım. Tamam, o zaman yavaş yavaş yapacağım. Yavaş yavaş ne yapıyoruz? Sofraya doğru gidiyoruz. Nasılsın? İyisin. Allah razı olsun. Sağ ol. Çok şükür. Başım gözüm üstüne geldin. 14 senenin sultanı. 14 seneyi bir anlat hele bakayım. 14 sene diyorsun ya. 14 yıl önce biz Erzurum'daydık. Senin de abin hastaydı. Evet. Odalarımız karşı karşıyaydı. Biz orada seninle tanışmıştık. Seni 14 yıl önce görmüştüm. Bir de şimdi gördüm. Başım gözüm üstüne. Allah var etsin bacım. Sağ ol. Amin. Başım gözüm o zaman da şey, Selçuk rahatsızdı. Evet. Sizi ne derler, ziyaret ettim o zaman. Evet. Önce abine geldin, ondan sonra bizim odamıza geldin. Şimdi ezan okundu, sen öyle ver bunu şükür. Bana. Hadi bismillah. Ah. Efendim, kıymetli izleyicilerim, şimdi benim elime mikrofonu verdiler. Ufuk hemen bir yandan daldı. Bacım da bize kaz ayırmış. Bu da bir şey eyletmiş, sağ olsun, var olsun. Bu akşam buradayız. İftar edeceğiz. İftardan sonra çaylar, kahveler içeceğiz. Sonra da burada bir gönül sohbeti yapacağız. Aşıklık geleneğini, eski örf, adet ve geleneklerimizi burada yaşatmaya çalışacağız. Hepinize afiyet olsun diyorum. Biraz daha konuşsam bence. Biraz da hiç konuşacağım yoktur Fukcan. Sana bak şak şuraya konuşurum. Şunu görebiliyor musun? Bu güzel Anadolu'muz, bu güzel Serhat ilimiz, Kars ilimizin Selim ilçesinin çok güzel bir Kekeş köyündeyiz. Muhtarımız burada, adaylarımız burada, o güzel köy halkımızın sakinleri burada. Yıllar sonra bu güzel elimizde, bu güzel yerimizde dedi ki, geldik şöyle birkaç iftar yapalım. Ama sağ olsunlar, Kars Kafkas adlı Cirit Derneği, değil mi spor kulübü? Değerli kardeşim de başkanımız bizi davet etti, sağ olsun, var olsun. Yaban elde kalanlara bu Kekeç'den selam olsun. Gönül ehval bilenlerden bu Kekeç'den selam olsun. Selam olsun ay muhtar, selam olsun. Güzel köydeyim, selam olsun. Yani bu Anadolu'da Ramazan'da bir başka güzellik var. Oruçta da bir güzellik var.
Gezmekte bir güzellik var. Hele bir Poyraz diye bir ata nereye gitti başkan? Bir ata bindirdi. Ne? Başkan Poyraz. Siz Poyraz'ı tanıyor musunuz? Poyraz'ı tanımayan mı var ki? Poyraz Türkiye tanıyor. Atı çektiler maşallah Poyraz. Görüyorsunuz değil mi? Ekranda da görüyorsunuz onu. Poyraz'ı gördünüz. Poyraz çıktı dışarı, bir çıktı ki Yılmazoğlu bu ne saz çalmaya benzer, ne Türk söylemeye benzer. Şimdi atın sahibi de yanımızda, ya illah bineceksin dediler. Bindik, ata bindik ama vay 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 vay. Uçağa bin, uçağın havada motorun biri dursun, bundan yine korkmazsın. Öyle bir korktum ki ama Allah için de sürdüm, görüyorsunuz değil mi? Bir görelim Poyraz'ı. Gidersen o yâliye de gelecek cuma günü. Gidersen o yâliye de gelecek cuma günü. Beni koydu dert belaya de gelecek cuma günü. Cuma günü, cuma günü de gelecek cuma günü. Cuma günü, cuma günü de gelecek cuma günü. Yılmazoğlu der ki yorulmadım ben, zalim sofrasına kurulmadım ben. Eğildim eğildim ay dostlar, kırılmadım ben. Ben neler yaşadım, ben neler gördüm. Ah eğildim eğildim emmayın emmayın, kırılmadım ben. Ben neler yaşadım, ben neler gördüm, ben neler gördüm. Hıngıra göçüm işledi Maraş elinden. Göçüm yükledim aylar Maraş elinden. Geriye de dönüp dönüp ağladım. Ana gitti baba gitti enkazda. Ele saçlarımı yolup yolup ağladım. Balam ağladım, balam ağladım, yandım ağladım. Ele mezarda geden gelmez mezarda. Bir evde on ölü var, yer kalmadı mezarda. Yer kalmadı mezarda. Bu da benim kara baktım, ne diyeyim, ne diyeyim. Gelen vurdu, giden vurdu, el vurdu, kardeş el vurdu, el vurdu. Hay eden de haya teper, pe 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 pe. Huy eden de huya teper, hey hey hey. Keroğlunu suya teper, ağam kim, paşam kim, nigar kim, hanımı kim, canımı kim, kim kim. Ziroğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Kizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Atı var ala paşa, peh peh peh. Yol vermedi kırat kaşa, hey hey hey. Az kaldım ortamla biçen, ağam kim, paşam kim, nigar kim, hanımı kim, canımı kim, kim kim. Ziroğlu Mustafa Bey,
bir beyin oğlu, zor beyin oğlu, gizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, Türk beyin oğlu.